Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2020 mobilde bu bölümde neler yapacağız? Uzun zamandır yorumlarda gördüğüm bir konu vardı arkadaşlar. Yönetim becerisi ne zaman dahil olacak? Menajerlerin maliyetini nasıl yükselteceğiz? Biliyorsunuz artık haftanın oyuncuları gelmeye başladığından bu yana oyuncuların overları yüksek geliyor biliyorsunuz. O yüzden de artık menajer maliyetleri yetmiyor. Bununla ilgili nasıl bunu yükseltebiliriz, ne yapabiliriz diye yorumlarda çok fazla yorum gördüm. Buna istinaden de bir bölüm oluşturmak istedim. Şimdi arkadaşlar PES 19'a döndüğümüz zaman yönetim becerileri var arkadaşlar. Şimdi sizlere göstereceğim. Bana PES 19'dan kaldı. Yönetim beceri desteğini göstereceğim ama öncelikle bana nasıl GP kasıyorsunuz? Ben her şeyi şeffaf sizin karşınızda yapmayı severim. Biliyorsunuz hediye kutusunu da topluyorum. Toplu şekilde alıyorum ki en azından oradan gelen GP görün diye. Kastığım GP görün. İşte şimdi mesela 33 tane eski oyuncuyu satacağım. GP'nin nasıl geldiğini de aynı zamanda bu şekilde görmüş olacaksınız. Oyuncuları arkadaşlar ben etinden, yününden, sütünden yararlandıktan sonra satıyorum. Hep bana diyordunuz bu oyuncuları ne zaman satacaksın, ne zaman satacaksın diye. Ben normal tur etkinliğini arkadaşlar aksiyon olanını kendi sevdiğim oyuncularla bitiriyorum. Simülasyonu da bu oyuncuları kullanıyorum. Geçen hafta da 33 tane oyuncuyla bitirebilmişiz. Hatta daha da fazla sürdü de. Şimdi bu oyuncuları satacağız. Eden Hazard gibi oyuncular da var tabii içerisinde. Şimdi diyeceksin ki o oyuncu satılır mı? Aynılarından çok fazla var bende arkadaşlar. O yüzden satıyorum. Şimdi eylem dedik. Serbest bırak dedik. Bakın 33 tane oyuncu bırakılacak. 442.710.000 GP alacaksınız diyor. Dediğim gibi ben her şeyi videoların ya başında ya sonunda ya da en başında işte hediye kutusunda toplayaraktan şeffaf bir şekilde gösteriyorum ki çünkü bazı arkadaşlar var yani hile yaptığımı falan zannediyorlar herhalde. Yani GP kasmak bu kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Sadece zaman ayırmak gerekiyor. Serbest bırak dedik. Bakın 33 tane oyuncuyu serbest bıraktık. 400.000 GP geldi. Toplamda da 1.800.000 GP'miz oldu. Tamam, asıl konumuza dönelim şimdi. Dediğim gibi yönetim becerisi, pozisyon antrenörü, beceri antrenörleri ne zaman gelecek veya nasıl işliyor bu şey nasıl işliyor onu göstereceğim. Öncelikle menajer maliyeti nasıl yükseltilir onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi benim kullandığım bir tane menajeri max yapacağız bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Çünkü geçen seneden benim elimde çok fazla şey yönetim becerisi biriktirmiştim ben. Hatta birçoğunu da kullandım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bir 50 tane falan vardı. Bir 20 tanesini, 20-21 tanesini ben harcadım arkadaşlar. Bir tane, iki tane, bir tane, iki tane basarak. Şimdi en çok kullandığım menajer Laporta. Laporta arkadaşlar. 3-3-1-3 sistemi. Bakın menajerin üstüne tıkladığımız zaman öğe kullan diyor. Öğe kullana tıkladığınız zaman karşımıza yönetim becerileri çıkıyor. Bu şekilde yönetim becerisi. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi geçen sene nereden alıyorduk? Yani PES 19'da hemen onu da anlatayım. Tur etkinliğinin içinde oluyordu arkadaşlar. Ya 2 tane ya 3 tane her hafta geliyor diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. 2 miydi 3 müydü? Her hafta tur etkinliğinin içinde 30.000'e ulaştığımız zaman aksiyonda simde ayrı ayrı veriyordu. Toplamda da 6 tane ya da 4 tane olması lazım. Her hafta 4 veya 6 tane geliyordu bunlardan arkadaşlar. Yönetim beceri desteği. Bununla şimdi menajerimizin max seviyesini 990'a kadar çıkartabileceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi Laporte'miz bizim kaçmış? 810 beceriye sahipmiş. Biz bunu 990 yapacağız arkadaşlar. 810 aynen. Öğe kullan dedik. 29 tane varmış. Dediğim gibi 50'ye yakındı arkadaşlar. Ben çok fazla kullandım. Her bir tanesi 10 yükseltiyor arkadaşlar. Yani 810'dan 820'ye yükseldi. Şimdi gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Laporte'ye öğe kullan dedik. Bu toplu bir şekilde basma sistemi yok maalesef. Böyle tek tek basacağız. Şimdi Laporte'yi max seviyesine yükselteceğiz. Şimdi peki ne zaman gelecek? Hemen onu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz bir kampanya süreci var. Bu haftada ikinci haftayı yaşıyoruz şu anda. İkinci haftadayız. Tahminim arkadaşlar üçüncü hafta veya dördüncü haftada bu öğelerden geleceğini düşünüyorum ben. Kampanya içeriği olaraktan. O zaman yönetim beceri desteğinin geleceğini düşünüyorum.
Belki tur etkinliğinin içine de koyabilirler bu sene. Bilmiyorum. Geçen sene o şekildeydi. Yani PES 19 döneminde bilenler bilirler zaten. 860 yaptık. Öyle kullan dedik. En çok kullandığım menajeri yükseltiyorum arkadaşlar. Laporte'yi. Laporta nereden çıktı? Nerede bro oyuncumuz? Her bastığımızda 10-10 yükseliyor arkadaşlar. Bunu keşke böyle toplu basabileceğimiz bir sistem yapsalardı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Yukarıya doğru yaklaştı artık Laporta. Aynı zamanda sadece öğe olaraktan yönetim becerisi yok oyunda arkadaşlar. Aynı zamanda pozisyon antrenörü ve beceri antrenörü de var. Onları da anlatacağım şimdi arkadaşlar sizlere. Onlardan da geçen seneden elimde kalan öğeler mevcut. Onları da anlatmaya çalışacağım. Laporta'yı sizler için max seviyesine basacağım arkadaşlar. Aslında şu anda yönetim becerisi 940 oldu. Yeterli mesela ama ben max seviyesini görün diye basacağım arkadaşlar sizler için. Ve kullan. 990'a kadar gidiyor arkadaşlar. 970 oldu. Sürekli bir kullandığım menajer benim. O yüzden rahatlıkla basabiliyorum. Toplamda bakın şimdi artık tekrar bastık. Yükseltilmiyor. Yönetim becerisi zaten maksimumda 990 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yönetim becerisi. Yani en yüksek yönetim becerisi bu zaten. Dediğim gibi arkadaşlar ne zaman geleceğiyle alakalı bu kampanya döneminin şu anda ikinci haftasındayız. Muhtemelen üçüncü hafta veya dördüncü hafta bu öğeleri ben oyuna dahil edeceklerini düşünüyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi yönetim becerisini anlatmış olduk. Şimdi de oyuncuların kimi değiştirelim bakalım. Kullandığımız oyunculardan en çok. Gündoğdu'ya bir bakalım. Oyuncu ayrıntıları diyelim. Öncelikle hangi mevkilerde oynuyormuş? Defansif orta saha göbek oynuyormuş. Aynı zamanda bakın arkadaşlar. Koyu renkli olan yerler oynayabildiği yerler. Açık renkli, açık yeşil olan yerlerde. Orada da oynayabilir ama overall seviyesi düşüyor arkadaşlar. Şimdi bizim kullanacağımız pozisyon antrenörü o açık yeşil olan yeri yani koyuş şeklinde yapacak. Yani orada da overall'ı çok fazla düşmeyecek anlamına geliyor arkadaşlar bu. Buradan bunda örnek verirsek. Gündoğdu'ya şimdi mesela öğe kullan dedik. Elimizde bakın pozisyon takviyesi, beceri fişi. Hemen bunları da sizlere göstereyim. Geçen seneden yine elimizde kalmış bunlar. Pozisyon takviyesi. Bu öğeyi bir oyuncu üzerinde kullanarak henüz maksimum düzeye ulaşmamış rastgele bir pozisyonla uyumluluğunu en üst düzeye çıkarın diyor. Yani ofansif orta sahada da uyumluluğunu en üst düzeye çıkaracakmış. Bu oyuncu oyuncunun oynamadığı pozisyonlarla uyumluluğunu geliştirmek için kullanacağını ve oyuncunun uyumlu pozisyonları maksimum düzeyde öğeye kullanmayacağınızı unutmayın. Pozisyon takviyesi öğesini kullanma etkisi sadece PES 2020'de uygulanacaktır. Geçen sene arkadaşlar birçok menajeri ben max yapmıştım 990. Birçok oyuncuya pozisyon antrenörü basmıştık ama PES 2020'de bunlar sıfırlandı arkadaşlar. Yani PES 2020'ye 21'e geçtiğimizde de yine aynı şekilde bunlar yaptığınız bu yönetim becerileri, pozisyon antrenörleri bitecek arkadaşlar. Şimdi Gündoğdu'ya tekrar bir bakalım geriye geldim. Oyuncu ayrıntıları dedim. Bakın arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. İki tane koyu yeşil olan yer var. Bir de açık yeşil olan var. Şimdi pozisyon antrenörünü bastığımızda o açık yeşil olan bölge koyu yeşil olacak. Gündoğdu dedik. Ve kullan. Pozisyon takviyesi kullan dedik. Oyuncunun ofansif orta saha pozisyonuna uygunluğu maksimum düzeyde. Tabi oyuncunun orada oynayabilme kabiliyeti de olması gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki overall'ı yani seviyesi 96 ya hiç düşmeyecek mi? Düşüyor arkadaşlar. Düşebiliyor. Sadece takım ruhunu etkilemiyor. Öyle söyleyeyim. Biraz yine düşebiliyor ama takım ruhunu etkilemiyor. Normalde pozisyon antrenörü basmadan ofansif orta sahaya koysanız orada oynar ama takım ruhunu etkileyebilir. Tam verim sağlamayabilir oyuncu. Bilginiz olsun. Şimdi Gündoğdu'ya
Tekrardan bir bakalım. Açık koyu olan yer ne oldu? Bakın koyu yeşil oldu. 3 bölgede koyu yeşil oldu. Pozisyon antrenörü de bu işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi Guendouzi'nin bir de şeyine bakalım arkadaşlar. Becerilerine bakalım. 2, 4, 6, 7, kaç? 10 tane oldu mu çünkü şey basamıyoruz arkadaşlar. Beceri antrenörü basamıyoruz. 2, 4, 6, 7 tane varmış. 7 tane var. Bakalım şimdi bir de beceri antrenörü basacağız. Öğe kullan dedik. 7 tane vardı. Beceri fişi kullan. Kullan dedik bakalım. Kurnazlık. Yeni oyuncu becerisi kurnazlık geldi arkadaşlar. Hemen bakalım. 7 tane becerisi vardı. Guendouzi'nin. Oyuncu ayrıntıları dedik tekrardan. Baktığımız zaman 2, 4, 6. Şu anda gördüğünüz gibi 8 tane becerisi oldu. 7 idi biraz önce. Kurnazlık da eklenmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir bölüm oluşturmak istedim bugün arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Eminim ki birçok arkadaşımız zaten bu duruma hakimdir ama bilmeyen kardeşlerimiz, yeni başlayan kardeşlerimiz çok fazla var. Bilmeyen kardeşlerimize de az bilgisi olanları da pekiştirmiş olduk. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi kesin olmamak kaydı ile kampanyanın 3. veya 4. haftasında bunlar oyuna dahil olacağını düşünüyorum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.